Merhaba sevgili izleyiciler, bir 10 dakikada daha beraberiz. Bildiğiniz gibi 10 dakikalarda imani Kur'ani bir bahsi. Daha farklı bir açıdan, daha farklı bir pencereden, daha farklı bir şekilde anlamaya çalışıyoruz. Bu hafta da sivrisinek konusunu risale Nur'da inceleyeceğiz. İnşallah ona Kur'an'dan da bir atıf yapacağız. Ve akabinde risale Nur'da sivrisineğin örnek verildiği bir yer hakkında konuşacağız. Bu neden önemli? Şundan önemli. Bakıyorsunuz Bediüzzaman Hazretleri külliyatın çok yerinde. Hemen onu da göstereyim ben size. Külliyatın pek çok yerinde, burada gördüğünüz gibi pek çok örnek var. Arattığınız zaman çıkıyor. Bediüzzaman Hazretleri külliyatın pek çok yerinde sivrisineği örnek olarak kullanıyor. Peki neden sivrisinek ve neden sivrisineğin e, yönleri? Bediüzzaman Hazretleri başka bir hayvanı, başka bir şeyi niye seçmemişti? Sivrisineği bu kadar sık kullanmış. Bunu kendimize sorduğumuz zaman, bunu Kur'an'a sorduğumuz zaman şunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim'de Bakara Suresinin 26. ayeti karşımıza çıkıyor. Meali şöyle. Allah... Bir sivrisineği ondan daha da ötesi bir var, varlığı örnek olarak vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. Küfre sapanlar ise Allah örnek olarak bunu, bununla neyi kastetmiştir derler. Allah onunla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola iletir. Onunla ancak fasıkları saptırır. Bakara Suresi'nin 26. ayeti böyle. Gördüğünüz gibi burada sivrisine özellikle dikkat çekiliyor. Ki bunun da nüzul sebepleri anlatılırken şöyle bir şey söyleniyor. Kafirler demişler ki ya Kur'an diyorsunuz, Cenab-ı Hakk'ın sözü diyorsunuz. Peki niye böyle basit şeylerden örnek veriyor? İşte sinekten bahsediyor, arıdan bahsediyor vesaire vesaire. Hani Allah'ın sözü böyle mi olmalı? Tarzında bir itirazları olmuş. Kur'an-ı Kerim de onlara böyle bir cevap vermiş. Burada neye dikkat çekiliyor? sizin o sivrisinek dediğiniz bile aslında ne harikalar barındırır içinde. İçinde ne sırlar var ama sizin haberiniz yok. O yüzden Cenab-ı Hak onu veya ondan daha küçük bir şeyi misal vermekten çekinmez. Eğer onda bir küçük görüyorsanız, bir kusur görüyorsanız bu sizin fasıklığınızdandır. Günahkarlığınızdandır, bakış açınızdaki problemdendir. Ayet-i bize bu dersi veriyor ve Bediüzzaman Hazretleri de bu ayetten aldığı dersle bence bu ayetten aldığı dersle işte çok yerlerde sivrisineği burada görüyorsunuz maviye bulanmış yerler daha fazlası da var başka sayfalarda var tek sayfasını ben örnek olarak getirdim. Sivrisineği örnek olarak kullanıyor. Bunlardan bir tanesi ayrıca ilginç geliyor bana. Onun üzerine konuşalım istiyorum. O metinde hakikat çekirdeklerinde geçen şu kısım sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir. Yani sivrisineğin gözünü kim yaratmışsa güneşi dahi o yaratmıştır. Halk etmek, yaratmak demek. Bizde halk işte ahali manasında kullanılıyor ama aslında yaratılanlar demek halk. İkincisi, pirenin midesini tanzim eden yani pirenin midesini düzenleyen manzumi şemsi güneş sistemini dahi o tanzim etmiştir. Bakın çok ilginç. Sivrisineğin gözü güneşle, pirenin midesi güneş sistemiyle alakalandırılmış. Birisini yaratan diğerini de yaratandır demiş Üstad Hazretleri. Peki niye böyle bir şey söylemiş? Bunu analiz ettiğimizde şunu görüyoruz. Önce sivrisineğin gözünü ve güneşi konuşalım. Şimdi sivrisineğin gözü, temsili bir göz çizelim. Tabii benim çizimim ne kadar güzel olursa o kadar. <laughs> Göze pek benzemedi ama idare edin. Bir de güneşi düşünelim. Şimdi görme olayının aslı nedir? Nesne olsun bu da aradaki görülecek şey. Görme hadisesinin aslı şudur. Güneş ışıkları gelir, nesneye çarpar ve nesneden bizim gözümüze gelir. Gözde yaptığı etkiye biz görme hadisesi diyoruz. Yani olay böyle. Güneş ışığı görme hadisesinin sebebi. Eğer güneş ışığı olmasa göz göremez. Burada Bediüzzaman Hazretleri bize şunu işaret ediyor. Evet, göz ve güneş arasında doğrudan bir neden sonuç bağlantısı yok. Yani ne göz güneşe neden olabilir, değil mi? Güneş gözü yaratabilir mi? Ya pardon, göz güneşi yaratabilir mi? Haşa yaratamaz. Neden olabilir mi? Hayır, nedeni de olamaz. Hani göz gerektirmiştir ki ondan sonra güneş ortaya çıkmıştır diyemeyiz. Diyemeyiz. Ama diğer açıdan bakıyoruz. Güneş de gözün sebebi olamaz. Yani Güneş'in içinde gözü yaratabilecek bir malzeme var mı? Yok. Yani Güneş'in içinde helyum var, hidrojen var, ısı var, ışık var vesaire. Patlamalar oluyor. Tamam, bunlar kabul. Enerji var. Tamam, kabul. Ama gözün detaylarını yaratabilecek bir sanat, gözü gerektirecek bir sanat Güneş'in içinde var mı? Yok. O zaman diyoruz ki bu bizim bu örneğimiz tıpkı anahtar ve kilit örneğine benziyor. Bu bir anahtardır. Bu da kilittir. Diyelim şöyle kilit temsili. Eğer bu anahtar bu kilide uyuyorsa ikisini de yapan bir anahtarcı vardır. Anahtarcı. Yani anahtarcı misalinde olduğu gibi bunların beraber çalışması gerektirir ki onları yaratan bir sahip vardır, bir Allah vardır tarzında bir şey, Bu cümlenin aslı yani sivrisineğin gözünü halk eden güneşi dahi o halk etmiştir cümlesinin hakikati buna işaret ediyor. Bu açıdan sivrisineğin gözü de manidar. Çünkü sivrisineğin gözü daha doğrusu sineklerin gözü diğer canlılar içinde en çok detay bilgisine sahip en güçlü gözler. Mesela insan gözü saniyede 15 resim çekebilirken e, sivrisineğin gözünün 150 resim çektiği söyleniyor. Yani bizim gözümüzde. Böyle olan olaylar onların gözünde daha yavaş böyle tıt 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 anlık anlık olaylar gibi oluyormuş. Yani gözleri de bizim gözümüzden farklı ve üstün. Diğerine geçelim. Pirenin midesini tanzim eden manzume-i şemsi'yi de o tanzim etmiştir cümlesinde ben şöyle bir hakikat görüyorum. Normalde besin zinciri dediğimiz bir hadise var. Bir de besin piramidi dediğimiz bir şey. Ya zincir ya piramit olarak adlandırılıyor. Bunun en altında yine bitkiler var. Bitkiler ne yapıyor? Güneşten gelen ışığı adenozin trifosfat tarzında ATP tarzında enerjiye çeviriyor, fotosentez yapıyor. Sonra o bitkileri yiyen otçullar var. Besin zincirinin bir üstünde otçullar var. Onun üstünde hayvanlar var. İnsanları da buraya dahil edebiliriz. İnsanlar diyelim. Yani besin zinciri böyle gidiyor. Güneşten gelen enerjiyi bitkiler adenozin trifosfat tarzında fotosentezle dönüştürüyorlar, gıdaya dönüştürüyorlar. Sonra o gıdayı otçullar yiyor. Sonra o otçulları etçiller yiyor. Besin zinciri böyle yükseliyor. Bu peki besin zincirinin en üstünde kimler var? Bunu sorduğumuzda cevap olarak karşımıza su çıkıyor. Parazitler ve çürükçüller. Yani parazitler ne demek? Kendileri gıda üretmeyen, hazır gıdayı tüketen canlılar demek. İşte pire de aslında bir parazit. Nasıl bir parazit? Dış parazit. Yani vücudumuzun dışından gelerek kanımızı hemen ve o kandaki hazır gıdayı kullanan bir canlı. Burada sanki üstadın o cümlesi işte bu besin zincirine işaret ediyor. Yani güneş sistemini kim yaratmışsa, o ışık düzenini kim ayarlamışsa, o ışığı kullanarak beslenen canlıları da o yaratmıştır. Ama burada kullandığı yöntem şu. Sistemin iki ucunu birden gösteriyor. Yani burada parazitler, pire, onun midesi. Bir tarafta pire, onun midesi yani piramidin en ucu. Diğer tarafta güneş sistemi. Burada da görüyoruz ki hani varlık birbirine gerektirmeyecek. Bakın burada pirenin midesi güneş sistemini gerektirmez. Güneş sistemi de pirenin midesini gerektirmez. Birbirine gerektirmeyecek bir şekilde yaratılmış. Ama bunun içinde Cenab-ı Hak Onları beraber çalışır halk etmiş. Bu bakış açısı çok önemli bir bakış açısı. Eğer böyle bakarsanız aleme birbirini gerektirmeyen, birbirinin neden sonucu olmayacak ama beraber çalışmazlarsa da varlık vücuda gelmeyecek çok şeyler var. Kur'an-ı Kerim bize böyle şeyleri misal vererek aslında bakış açımızı bu yönde düzeltmemizi istiyor. Kainatta büyük bir uyum var. Kainat parçalardan değil büyük bir bütünden mürekkep, büyük bir bütünü temsil ediyor o bütünün hiçbir parçasını içinden çekemezsiniz. Orada bir ahenk var. Bu da gösteriyor ki birisini yaratan, hepsini yaratan Allah'tır. Buna iman etmemiz lazım. İmanımız bunu gerektiriyor. Pir, sivrisineğin gözü ve pirenin midesi örneği de bize bunu izah ediyor. Bir 10 dakikanın daha sonuna geldik. İnşallah başka bir 10 dakikada yine böyle imani ve Kur'an'i bir meseleyi konuşmak üzere, tefekkür etmek üzere buluşmak isteriz. Allah'a emanet olunuz.